Tonguç Dershane sunar. LGS 2024 yaklaşıyor. Bizler de çalışmalarımızla, gayretlerimizle, sabrımızla ona yaklaşıyoruz. O da bizden korksun diyoruz. Ve adım adım LGS'yi tekrar kazanıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki mükemmel bir yola çıktık sizlerle. Bazen yorulduk, bazen kırıldık, bazen üzüldük ama şimdi ilk tekrar kampımız geliyor. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Bu kampta ve bu son üç günde onları cevaplamaya çalışacağız. Başarıya giden yolda azimli olmaktan geçtiğini zaten biliyorsunuz. Burada dikkatli olacağız, vazgeçmeyeceğiz. Sizlerden gelen sorular çok değerledik. Bu soruları şimdi gelin isterseniz cevaplayalım. LGS hazırlık 960 isimli bir öğrencimiz demiş ki hocam sayısalım iyi ama sözelim kötü geçiyor. Ne yapmalıyım? Özellikle Türkçe netlerim kötü demiş. Yine benzer bir yorumu da SLDD Bayala diye bir arkadaş yapmış. Türkçe yapamıyorum. Türkçe yapamıyorum. Ağlayacağım ya. Son deneme sonuçlarım. Türkçe 17'ye 3 yapamıyorum dedi de fena değil esasında. Ama tabii bizim öğrencilerimiz için bu kötü. İnkılap 10'a 0. Maşallah. Din 91, 1 Bismillah. İngilizce 10 Wow. Mat 20-0. Yuh. Fen 18-2. E gerçekten Türkçe yapamıyormuşum çünkü gerçekten Diyanet'ten iyi Peki arkadaşlar, Türkçeyi sayısalı iyi olsa da Kötü olsa da yapamayanlar için çok güzel bir takdir veriyorum. Şimdi arkanıza yaslanın. Arkadaşlar Türkçe yapmanız gereken şey şu. LGS'ye girdiğinizde biliyorsunuz ki ilk başta size sabah sabah sözel bölüm verecekler. 9.30'da sonra arada bir dinlenmeden sonra sayısal bölüm verecekler. Dolayısıyla sayısal bölüme nasıl fenden başlamanız gerekiyorsa sözel bölümdeki taktiği veriyorum. Sayısal bölümü şöyle alalım. Teşekkürler sayısal bölüm. Çok da sevmiyorsun seni ama neyse. Sözel bölümde arkadaşlar Türkçe'de yapmanız gereken şey şu. Türkçe'yi ikiye bölün. Eğer bunu sınava kadar deneyin. Başarılı olursanız bu yöntemi uygulayın. Olmazsa gene eski yönteme devam edebilirsiniz. Ne demek hocam Türkçe'yi ikiye bölmek? Yani Türkçedeki ilk 10 soruyu çözün. İlk 10 soruyu çözdükten sonra çıkın Türkçeden. Hemen inkılap tarihine İngilizce ve dine geçin. İnkılap tarihi İngilizce dini bitirdikten sonra hop tekrar 11'den devam edin. Böylece Türkçe'de beyniniz bir ara dinlenmiş olacak. İnkılaptaki, dindeki, İngilizce'deki lokum sorularla moraliniz düzelecek. Sonra tekrar Türkçe'ye geri döneceksiniz. Çünkü Türkçe'de ikinci 10 sorular genellikle böyle sözel mantık barındıran, uzun dikkat gerektiren, grafik barındıran böyle biraz daha paraf sorularını içeriyor. Dolayısıyla gene son 3 tanesi dil bilgisi falan oluyor ama genellikle 10. sorudan sonra bizim dikkatimizi dağıtan yoran sorular geliyor. Bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Ama bu yöntemi uyguladığınız birkaç kez denemelerde istediğiniz verimi alamazsanız yani İngilizceyi, dini, inkılap yapayım derken Türkçe'de boşlarınız kalırsa bundan vazgeçin. Neden? Çünkü Türkçe'nin katsayısı 4, ama inkılabın İngilizcenin kat sayısı bir. Dolayısıyla Türkçe'de yanlış yapan sevgili arkadaşımız SLDDBLA ve diğer arkadaşlar. Sözel derslerde sıkıntı yaşayan arkadaşlar. Dolayısıyla Türkçe'nin düşük olmasından dolayı. Türkçe'yi bir oturuşta bitirmeye çalışmayın. Türkçe'yi ilk başta ilk 10 soruya kadar çözün. İnkılabın İngilizce Sonra hop geri dönün 11 12 13'ten devam edin arkadaşlar. Bu yöntemi denediğinizde Türkçe sorularında dikkat etmenizin arttığını ve daha rahat yaptığınızı göreceksiniz inşallah diyoruz sizlere. LGS ilk tekrar kampımız pazartesi günü başlıyor. İlk başta dil bilgisi ve yazım noktalama kurlarını direkt LGS çıkacak şekliyle sizlere göstereceğiz ve şu çok önemli arkadaşlar tekrar söylüyoruz. LGS'nin önemli bir kısmı birinci dönem konularına çıkıyor. Bunu zaten söylemiştik bir daha söylüyorum. Matematikte, fende, İngilizce'de ya da e, işte dinde son üniteler mesela İngilizce 10 konu var 10. üniteye fazla sormuyor Milletim Bakanlığı. Niye? Çünkü ikinci döneme doğru öğrenciler o konuları işlememiş olabilirler diyor bazı okullarda. Biz tabii ki bütün konuları işleyeceğiz. Bütün konulardan sorular çözeceğiz ama birinci dönem konularından daha fazla soru geldiğini söyleyelim. LGS'lik tekrar e, setimizde de ilk tekrar soru bankamız var. Birinci dönem konuları içeren yeni nesil Türkçe Matematik Soru Bankası var. Ve en önemlisi bakın en önemlisi deneme arkadaşlar. LGS'ye girdiğinizde size bir deneme verecekler. İşte sadece birinci dönem konularından oluşan 4 adet LGS denemesi de sizleri bekliyor. Burada deneme analiz sayfalarında da yaptığınız hatalara göre ilk tekrardan kendinize ödevler vereceksiniz. Hadi bakalım hepinize şimdiden LGS yolculuğunuza başarılar diliyoruz. LGS tekrar kampında görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi bakalım. Donguç Dershane sundu.